Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu hafta da birlikteyiz. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki haftalarda 13, 14, 20, 21 Haziran tarihlerinde biliyorsunuz lisans yerleştirme sınavları yapılacak. Ve tabii lisans yerleştirme sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın, öğrencilerimizin şu anda heyecan limitleri doruk noktada diyoruz. Biz bugün hedefler nasıl belirleniyor, hedeflerde bir gerileme ya da ilerleme var mı çocuklarımızda, bunları konuşacağız. Yalnız bundan önce şu duyuruları da yapmak istiyorum. Sınav giriş belgeleri dün itibariyle ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. LYS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonları adaylarımız ÖSYM.gov.tr'den öğrenebiliyorlar. Ve adaylara sınav giriş belgesi diye bir belge posta yoluyla ya da mail yoluyla gönderilmeyecek değerli izleyiciler. Bunun ısrarla altını çiziyorum. Ve LYS'ye ait giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar lisans yerleştirme sınavlarına alınmayacaklar. Ve bu bağlamda ÖSYM'nin bir açıklaması daha var. Geçtiğimiz yıllarda sürücü belgesi, pasaportlar vesaire bu tip resmi hüviyet belirten belgeler sınav girişlerinde kabul ediliyordu. Ama bu sene sürücü belgelerinin dahi kabul edilmeyeceğine dair bir açıklama var. Onun için sınava giderken sınav giriş belgenizle birlikte kimliğinizi de unutmamanızı öneriyoruz. Çünkü sınava alınmazsınız. Tabii geçen senelerde neler oldu, geçen senenin istatistiklerinde neler var, bu aslında çok merak ediliyor değerli izleyiciler. Yani ta ÖSS, ÖYS döneminden alın, ya hatta 40 yıl ÖSYM'nin tarihine ve hafızasına bakın, ÖSYM'nin birbirine yakın tarihli olan sınavlardaki istatistiklerinin birbirine bir hayli benzediğini, birbiriyle hatta aynı olduğu dönemlerin de olduğunu biz hatırlatmak istiyoruz. Geçen yıl yani 2014 yılında öğrencilerin, üniversite adaylarının 2 milyon adaydan 1 milyondan fazlasının yola devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu senede yine 2 milyon üniversite adayı vardı YGS başvurularında ve YGS'den sonra yine 1 milyondan fazla adayın LYS'ye başvurduğunu görüyoruz. Geçen sene LYS'ye girme hakkı olmasına rağmen 381 bin aday LYS'ye başvurmadı. Ve yine bir bu kadar aday da yani LYS'ye girmeye hak kazanan, geçen sene LYS'ye girmeye hak kazanan ve LYS'ye başvuru yapan yaklaşık bir 200-250 bin civarında aday LYS'ye girmedi. Başvuru yapmış olmasına rağmen girmedi. Yani şunu izah etmek istiyorum değerli izleyiciler. Lisans yerleştirme sınavı hakikaten seçici ve öğrencinin bilgi düzeyini ölçen bir sınavdır. Hal böyle olunca LYS tabiri caizse yüksek öğretime geçiş sınavına giren ve o sınavın kolaylığını gören bir öğrenci için LYS biraz ürkütücü, korkunç geliyor çocuklarımıza. Ve işte tam bu noktada özellikle sınavlara bir hafta kala, 10 gün kala, tabii önümüzdeki pazar günü biliyorsunuz genel seçimler var. Ve genel seçimlerin varlığı Türkiye'de gündem meselesi biliyorsunuz. Gündemin ana maddesi genel seçimler. Ve hal böyle olunca yaklaşan LYS'ler de kamuoyunda unutulmuş durumda. Bunu sadece üniversite sınavına hazırlanan adaylar ve velilerinin böyle sıcak bir takip içerisine girerek takip ettiklerini görüyoruz. LYS'den korkulduğu anda, LYS'den vazgeçildiği anda çocuklarımızın hedefleri, idealleri bir tık aşağıya düşüyor. İşte biz bugün bunları konuşacağız değerli izleyiciler. Yani üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımızda şu anda hedef anlamında neler değişkenlik gösterebiliyor ve öğrencilerimizin hedefleri noktasında mesleklerle mi bir tercih yapılmalı, üniversitelerle mi bir tercih yapılmalı? İşte bu noktada kafalarda birçok soru işaretleri var. Değerli izleyiciler, bunu konuşacağız diyoruz ama
özellikle bölümlerle ilgili, tercih kuralları ile ilgili sorularınız varsa yönetmenim, sevgili kardeşim Ümit'in ekranınızın alt kısmında göstermiş olduğu adreslerden bize sorularınızı iletebilirsiniz. ramazanavcı.com'dan, Facebook ve Twitter'dan bize ait olan adreslerden bölümlerle ilgili, mesleklerle ilgili sorularınızı lütfen iletiniz diyoruz. Evet, Halil Duymaz Bey'le yine birlikteyiz. Geçen hafta da olduğu gibi Halil Hocam'ın yüzüne aşinasınız, bilgilerine, birikimlerine aşinasınız. Halil Hocam'la meslekleri ve hedefleri konuşacağız bugün. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Anladım, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyiz, çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. İnşallah öğrencilerimiz de, velilerimiz de iyidir. Ümit ediyoruz. Evet, biraz heyecanları var. Evet. Türkiye'de hem seçim heyecanı hem sınav heyecanı. Bu Haziran ayı, 2015'in Haziran ayı gerçekten farklı bir ay olacak. İnşallah memleketimizin akıbeti noktasında hayırlı kararlar çıkar. Öğrencilerimizin akıbeti noktasında hayırlı sonuçlar çıkar. Temennimiz, ümidimiz o yönde. Halil Hocam, sınava hazırlanan çocuklarımız şu anda hangi aşamadalar? Yani programın girişinde de ifade ettiğim gibi çocuklar deneme sınavlarından düşük netler yaptığını görünce hangi psikolojinin içerisine giriyorlar? Ya da deneme sınavında bir önceki hafta girmiş olduğu deneme sınavına göre 10 net fazla yaptığı zaman genel itibariyle hangi duyguları yaşıyorlar, hangi değişimleri yaşıyorlar? Oradan bir bismillah deyip girizgah yapalım, sonra mesleklere doğru programımızı devam ettirelim. Şimdi eğitimde şöyle bir şey var. Yani özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için öğrenci yaptığını gördükçe motivasyon artıyor tabii ki. Yani bu bir gerçek yani. İşte bir önceki denemedeki deneme ile bir sonraki deneme arasında bir yükseliş varsa öğrenci açısından ciddi bir motivasyon sağlıyor bu tabii ki. Yani tersi de işte bir düşüş varsa, gerçekten bir şey varsa, bu da motivasyonu düşürücü bir etki yaratıyor tabii ki. Ama yani öğrenci özellikle şu dönemde yani her iki durumda da, yani yükseliş varsa da veya işte tersi özellikle varsa, yani bir düşüş varsa, yani bu öğrendiği şeyleri kaybettiği anlamına gelmiyor aslında. Yani işte bir önceki denemeyle bir sonraki denemede bir düşüş varsa sadece o sınav anının bir psikolojisidir belki. Eğer öğrenci çalışmakta, İşte soru çözmekte, tekrar etmekte bir sıkıntısı yoksa sadece o anlık bir şey diyebiliriz yani sınavdaki bir düşüşüm. Onun için öğrenciler bunu çok işte kafaya takıp da moral, motivasyon açısından şey yapmamaları gerekiyor. Yani ders çalışmayı en azından bırakmamaları gerekiyor. Şu son dönemde tabii ki şu çok önemli. Biz hep söylüyoruz, yani biz yarışta koştuk. Son 100 metreye geldik. Duralım. Yani biz yarışı, önemli olan bitirmek yani. Orada durduğumuz zaman bir anlamı yok. Hiçbir şekilde birinci olma ihtimalimiz veya bir derece yapmamız ihtimalimiz yok. Dolayısıyla biz yarışı sonuna kadar götürmemiz lazım. Yani durumumuz ne olursa olsun. Buradan da tabii ki şu var. Yani daha önceki programlarımızda da biz söyledik. Yani hedef illaki bir tane hedef. Bunun üzerinde bir işte olumlu veya olumsuz motivasyon içerisinde girmenin bir anlamı yok. Hedef değiştirilebilir. Yani öğrencinin yapısına uygun, karakterine uygun, donanımına uygun birçok hedef vardır. Ben tek bir hedef olacağını çok mantıklı bulmuyorum. Yani benzer, yakın olabilir. Yani tamam, ana bir hedefimiz olabilir ama yani ona yakın, ona benzer birden çok hedefimiz olabilir. Yani dolayısıyla biz eğer bir şu anki seviyemizle, şu anki potansiyelimizle başta belirlediğimiz hedefin belki uzağındaysak eğer, ya bu revize edilebilir, yani hedef değiştirilebilir. Bu da tabii ki tercih döneminde, özellikle işte rehber öğretmenin, ailenin, herkesin bir araya geldiği bir süreçte buna karar verilebilir yani. Şimdi biz tabii geçtiğimiz programlarda, yani önce eğitim programı bir yıldır Kanal 5 ekranlarından yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda yine sizinle bu muhabbeti yaparken hep şunu söylüyorduk. Çocuklar hedeflerini belirlerken realist hedefler belirlemeli. Evet. Çünkü hedefin realitesi olmayınca, hedef ulaşılabilir bir düzeyde olmayınca öğrenci o hedefine ulaşamadığı zaman, hedefe ulaşamadıktan sonraki merhale
çocukta özgüven eksikliği olarak hissediyor. Süreci de olumsuz etkileyebiliyor bu işte. Süreci ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Yani işte deneme sınavıyla, çözdüğü sorularla öğrenci sürekli kontrol ediyor. Eğer koyduğu hedef gerçekten öğrencinin kapasitesiyle, şeyiyle alakalı değilse eğer, bunun çok uzağındaysa, yani sadece işte sınavdan sonraki psikolojisi değil, yani sınavdaki motivasyonunu, çalışmasını, onu da ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla hedefin gerçekten reel olması lazım. Yani ulaşılabilir bir hedef olması lazım. Yani biz işte bir duvara bir merdiven dayamışız ama bu merdiven bizim için yeterli mi acaba? Yani o da duvar aşmamız için yeterli evet. mi? İşte basamakları sağlam mıdır? Boyu yeterli midir? Evet. Gibi yani bunları doğru seçmek lazım gerçekten. Buradan o zaman şunun altını çizmekte fayda var. Yani bu üniversite adaylarının sıkıntıları, problemleri her yıl tekrar ve tekrar o karşımıza çıkıyor. Yani bu sene de problem olacak. Önümüzdeki yılda problem olacak. Özellikle bu yıl 11. sınıfa giden gençlerimiz, değerli izleyicilerimiz, 11. sınıfa gidiyorsanız ve önümüzdeki sene üniversite sınavlarına hazırlanıyor iseniz, hazırlanacak iseniz, hedefleriniz mutlaka ama mutlaka ulaşılabilir hedefler olmalı diyoruz. Hocam bir de umu düzeyi diye bir şey var psikolojide. Yani biz buna halk arasında çıtayı yüksek tutmak olarak ifade ediyoruz. Yani aslında hedef belirlenirken uzmanlar, işte bizim gibi eğitimciler hep der ki evet ulaşılabilir olsun ama umu düzeyin de yüksek olsun. Çıtayı da yüksek mutlaka, tut. Mutlaka. Şimdi buradaki çıta öğrencinin ulaşılabilir hedeflerinin hangi noktasında olmalı? Bir tık üstünde mi olmalı mesela? Yani bir tık üstünde olmalı ama işte 5 tık üstünde de olmamalı yani gerçekten. Yani şey dediğimiz zaman yani ama bir tık dediğimiz tabii ki motivasyon artırabilir, çalışmayı şey yapabilir. Ama yani şu da olması lazım. Yani ben sınava hazırlanan öğrencilerde özellikle yani işte sene başında belirlediğimiz bir hedefi işte bir ay sonra kontrol etmemiz lazım. Belki iki ay sonra yeniden kontrol etmemiz lazım. Üç ay sonra yeniden kontrol etmemiz lazım. Yani dolayısıyla hedef illaki işte sene başında koyduğumuz hedef dersek bence motivasyonumuzu gerçekten yürütemiyor olabiliriz. Çünkü evet. Genel anlamda baktığımız zaman öğrenciler yani biz toplum olarak böyleyiz. Yani tamam umu düzeyi olsun ama yani biz gerçekten o işte bir tık değil de yani daha fazla işte 5 tık belki yukarıda belirliyoruz hedefi. Ben çoğu zaman yani bazı öğrencilerde ya illaki hedef bile gerekli değil. Yani sen iyi çalış. Yani senin yapman gereken bir görevin var. Yani günlük işte şu kadar ders çalışacaksın, şu kadar soru çözeceksin, işte derslerini iyi takip edeceksin. Bunlar illaki bir hedefin olması da belki gerekmiyor olabilir. Çünkü İşte hedef belirlerken biz doğru hedef belirlemediğimizden dolayı aslında bunu söylüyoruz biz yani söylerken. Mutlaka hedef önemli ama realitede işte gerçekleşebilecek bir hedef belirleyemediğimiz için toplumsal olarak böyle bir şeyimiz var. Yani bizim hayal gücümüz biraz fazla yüksek yani. Onun için bence hedefler işte yıl içerisinde aslında birkaç kez kontrol edilmesi lazım. Hatta değiştirilmesi lazım belki gerekiyorsa eğer. Yani biz eğer gerçekten başta belki doğru bir hedef belirlemediysek daha realiteli, daha gerçekçi bir hedef belirleyebiliriz. Yine olmamış bir daha değiştirebiliriz bunları. Yani kendi kapasitemizi, kendi şeyimizi gördükçe bunu değiştirebiliriz, yapabiliriz aslında. Bu da önemli yani. Evet, hedefin önemini belirtmek adına biz bunu seminerlerimde ben birçok defa anlattım. Florence Chadwick adında bir yüzücü var. 4 Temmuz 1952 tarihinde yani bundan yaklaşık işte 60-65 sene önce Florence Chadwick adındaki bayan yüzücü bir dünya rekoru kırma hevesiyle yüzmeye başlamış. 34 yaşındaki bu Florence Chadwick Pasifik Okyanusu'na dalıyor ve Catalina Adaları denilen adalara yüzmeyi hedefliyor kendisine. Tabii onun öncesinde bu Chadwick, Florence Chadwick aylarca idman yapıyor. Antrenörüyle birlikte çalışıyor, performansını artırıyor vesaire. Ve 4 Temmuz 1952'de Pasifik Okyanusu'na atlıyor. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Tabii etrafında köpek balıkları var. Yanında teknenin üstünde antrenörü var. Gerçekten iyi bir performans sergileyip
o Catalina adalarına yaklaşmak üzere olduğu anda ben yoruldum diyor. Çıkacağım diyor sudan. Ve Florence Chadwick'e antrenör diyor ki hayır kesinlikle çıkma. Çıkmayacaksın, yüzeceksin, devam edeceksin. Az kaldı, çok az kaldı. Biraz daha gayret falan derken Florence Chadwick sudan tekneye çıkıyor antrenörünün yanına. Dinlemiyor. Hemen kurulanıyor vesaire. Havlular, battaniyeler sarılıyor. Tabii bir dünya rekoru denemesi olduğu için de gazeteciler de o teknenin içerisinde. Hemen mikrofon uzatıyorlar. Neden gitmek üzere olduğunuz bir adaya çok az bir mesafe kala sudan çıktınız? Çok ilginç bir cevap veriyor Florence Chadwick. Diyor ki eğer Catalina adalarını görebilseydim başarırdım. Şimdi tabi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Evet. Yani Catalina adasını neden görmüyor diye. O gün hava inanılmaz derecede sisli ve puslu bir havaymış. Evet. Yani her şey hesap edilmiş ama Florence Chadwick'in sisli bir havada yüzebileceği hesap edilmemiş. Ya da evet, yüzemeyeceği hesap edilmemiş. Evet. Burada şu aslında önemli bir nokta bu hikayede. Hedefini görmen lazım. Hedef, evet, hedef elle tutulur, somut ulaşılabilir bir şey olması lazım. Yani daha somutlaştırıyorum ben örneğimi. İşte bugüne kadar deneme sınavlarında 220 puanı aşamamış bir öğrenci lütfen hukuk fakültesi hedeflemesin TM'de. Elbette. Ya da işte 220'yi aşamamış bir öğrenci tıp fakültesi hedeflemesin. Kesinlikle. Çünkü bu hedefine ulaşamadığı anda hayatının geride kalan kısımlarında ciddi bir özgüven eksikliği yaşayacak. Kesinlikle. Ya o da var. Yani işte şey için belki hani şu anki öğrenciler için belki bu söyleyeceğimiz çok geç olabilir ama işte seneye hazırlanacak işte 11. sınıf öğrencileri dedik. Şimdi işte bu hedef kontrolü dediğim şey yani sürekli hedefimiz biz sene başında tamam yani bir çalışma planladık kendi kafamızda. İşte evet, belli bir destek aldık işte dershaneye gittik neyse yani şey olarak. Ama işte 2 ay geçti 3 ay geçti yani biz hedefimizin çok çok uzağındaysak işte adı hala gözükmüyorsa eğer o zaman gerçekten yeniden bir hedef belirlemek gerekiyor. Yani daha realite daha gerçekçi bir hedef belirlemek gerekiyor. Ya hedefi kontrol etmek, şeylemek dediğimde kastettiğim şey bu aslında. Hatta yani biz özellikle işte Mayıs ayıyla birlikte genelde şunlardan hep şikayetçiyiz ya. Öğrencilerin işte çalışma motivasyonu düşüyor. İşte çalışmayı bırakanlar oluyor. İşte az önce programın girişinde söylediğiniz gibi birçok öğrenci sınava girmekten vazgeçiyor. Yani şey olduğu halde, hakkı olduğu halde. İşte bunlar tamamen bununla alakalı bir şey aslında. Yani biz büyük çoğunluğu doğru hedef belirlememiş kendisine. Dolayısıyla olmayacak demiş. İşte Nisan ayında ne yapmış? Bırakmış. Vazgeçmiş. Yani vazgeçmiş. Ya yani aslında bu ciddi bir istatistik hocam. Geçen senenin çok, istatistiği. Çok çok önemli. Yani bu geçen yıl tekrar etmekte fayda görüyorum ben. YGS baraj puanını aşmış olmasına rağmen 351 bin yani aday LYS'ye yani başvurmamış. Çok yani büyük bir rakam. Onun için korkmamaları gerekiyor. Kesinlikle. Adaylarımızın. Çünkü sen hangi ümitsizliği yaşıyorsan ya da hangi korkuları yaşıyorsan o korkuları diğer rakip adaylarında yaşıyor. Herkes yaşıyor. Bir de ben şunu hep ifade ediyorum hocam. Yani hep diyoruz ya motive olun, motive olun, motive olun. Motivasyon uçucu bir gazdır. Tabiri caizse yani bugün var yarın yok ya da şimdi var 5 dakika sonra yok. Yani korkular insanın motivasyon sağlamasında en büyük etkilerden birisi. Kesinlikle. Yani korku ve o korkuyu kontrollü bir biçimde yönlendirebilmek evet, sürekli dinamik kalmanıza sebep oluyor. Sürekli motive olmanıza sebep oluyor. Biraz da korkusun çocuklar. Elbette tabii. Yani gelecekte ne olacağım, yarın ne olacağım, öbür gün ne olacağım. Tabii bunlar mutlaka sürekli işte sorgulanması gerekiyor. Yani şu an ne yapıyorum? Yani korku, endişe her zaman rüyalarında öğrenciler sınavları görüyor olması lazım şu dönemde. Evet, yani kesinlikle. Sürekli yani sürekli işte rüyasında denemeye girecek, rüyasında sorular çözüyor olması gerekir yani. Ya da işte kazanıyor, kazanamıyor işte bu tür rüyalar görüyor olması lazım gerçekten. Yani bunlar işte nedir? Öğrencinin sınava verdiği önem,
işte sınavla ilgili duyduğu endişe, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. O endişeler var olduğu müddetçe, o ümitsizlik var olduğu müddetçe çocuklarımız kazanacaktır. Kesinlikle. Inşallah. Ama çünkü, hani kontrol etme dediğiniz o çok önemli. Elbette, yani o elbette. İşte tamamen o kontrolden çıktığı an zaten o zaman şey olması gerekir. İşte tamamen bir ümitsizliğe, işte olmayacak noktasında bir ümitsizliğe falan değil de yani ben şunları yapmazsam işte iş gidiyor. Yani kazanamayacağım bilmem ne, bu tür endişeler taşıyor olması lazım. Bu tür korkular yaşıyor olması lazım öğrencinin. Yani tamamen işte kendini bitiren, tüketen, çalışmayı bırakan bir korkudan bahsetmiyoruz. Kontrol edilebilir bir korkudan bahsediyoruz tabii ki. Evet. Hocam Tekirdağ'dan Mehtap Çam demiş ki bölüm mü hedeflemeliyim, üniversite mi hedeflemeliyim? Evet. Yani aslında en stratejik soru bu. Çok önemli. Kesinlikle. Mehtap'ın, sevgili izleyicimizin sorusu, bugün konuşacağımız konunun aslında ana maddesi, ham maddesi diyoruz. Evet. Öğrenci şu aşamada bölüm mü seçmeli, bölüm mü hedeflemeli ya da üniversite mi hedeflemeli? Bu noktada neler konuşalım çocuklarımıza? Evet, kesinlikle, yani şunu söyleyerek başlayalım hemen. Kesinlikle bölüm hedeflemeli. Yani üniversite değil, yani kesinlikle bölüm. Yani istediği bölüm, kazanabileceği bölüm hangi üniversite ise orayı tercih etmesi lazım öğrencinin. Bölüm değil de üniversite dediğimiz zaman zaten bölüm değişmeye başlıyor o zaman. Hedef değişmeye başlıyor. İstemediğimiz bir bölüme gitmek, istemediğimiz bir mesleği seçmek zorunda kalıyoruz devamında. Onun için mutlaka bölüm. Yani biz başarılı olabileceğimiz, kendimize uygun olan bölüm nerede olursa olsun, üniversite önemli değil bence bu noktada. Tabii ki üniversite ile birlikte bölüm olursa o daha alası olur elbette, ama kesinlikle ilk öncelik hedefimiz bölüm olması gerekir yani şu olarak. Tabii üniversitelerde de ciddi anlamda bir öğrenim ve öğretim kalitesi farklılığı var. Yani o önemli, o çok tabii, ciddi ama, bir şey. Şu aşamada da eğer öğrenci belirli bir bölümü, daha doğrusu mesleği meslek, diyelim. Tabii bölüm dediğimiz mesleği kastediyoruz zaten. Hedeflemiş ve o bölüm, o meslek üzerine idealler, hayaller geliştirmiş, kurmuşsa, evet, hangi üniversitede okursa okusun, o idealini gerçekleştirebilme çizgisinden sapmadığı müddetçe kesinlikle başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle, çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu aşamada işte biz mesela şeylerde, özellikle büyük şehirlerde falan velilerin falan özellikle tercih dönemlerinde şeyleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Hocam işte o ile gideceğine burada nedir? Şu bölüm okusun. Yani bunlar kesinlikle tercih noktasında falan doğru şeyler değil. Yani biz bölümümüz dediğimiz şey zaten bizim seçtiğimiz, hedeflediğimiz, hayalini kurduğumuz mesleğimizden bahsediyoruz zaten. Bu hayalini kurduğumuz meslek, bölüm neredeyse bence oraya. Ha, hayalini kurduğumuz meslekle hayalini kurduğumuz üniversiteyle örtüştürebiliyorsak o en güzeli o. O en güzeli tabii ki. O en güzeli. Tabii bu noktada şu da devreye giriyor. Yani evet, biz şu anda Ankara stüdyosundan yayın yapıyoruz. Ankara'daki öğrencilerin idealleri noktasında ciddi belirgin çalışmalarımız var. Ankara'da bir öğrenci Ankara, İstanbul, İzmir üçgenindeki bir üniversiteden dışarıya çıktığı zaman kendini başarısız addediyor. Tabii böyle bir psikolojik durum böyle var bir yani. Psikolojik durum var. Ama Taşra'da lise hayatını okumuş bir öğrencimiz, kardeşimiz işte Gaziantep'te, Maraş'ta, Yozgat'ta, evet, Adana'da, Tekirdağ'da, şurada burada. İşte Mehtap kardeşimiz Tekirdağ'dan yazmış. Şimdi bu yazan izleyicimiz Mehtap Tekirdağ'dan Ankara'ya gelmeyi hedeflemeli mi? Yoksa Tekirdağ'da ya da işte İstanbul'da, Edirne'de, o bölgede, işte Trakya bölgesinde bir üniversite mi okumalı? İşte yani bölüm şeyi tabii ki, yani hedeflediği, belirlediği bölüm veya seçtiği bir meslek neyse ona göre işte şehri de karar vermeli. Yani Ankara'ya gelirken veya işte orada kalırken bölüm değiştiriyor muyuz? Meslek değiştiriyor muyuz? Yani hedeflerimizden sapıyor muyuz? Bu önemli. Yani yoksa
Tabii ki az önce söylediğimiz gibi eğer biz hem hedefi yani hem bölümü hem üniversiteyi birlikte şey yapıyorsak, mesela şöyle örnek verebiliriz yani eğitim açısından. Tabii ki bu üniversitelerimizi şey yapmak adına değil de yani işte Tekirdağ'daki üniversitemiz işte bir Boğaziçi'yi kıyasladığımızda eğer bizim mesleğimiz, bölümümüz her ikisinde de girebileceğimiz bir puan almışsak tabii ki Boğaziçi'ni seçmesi gerekir yani öğrencimizin ya aynı bölüm. Ama gerçekten bizim işte hedeflediğimiz bölüm bizi işte Tekirdağ'da oluyor da işte Boğaziçi'nde olmuyorsa eğer Tekirdağ'da kalmalıyız tabii ki. İşte Boğaziçi'ne gidip başka bir mesleğe, başka bir bölümü tercih etmememiz gerekir. Yani orada Tekirdağ'da eğer yetiyorsa, işte Çanakkale'de yetiyorsa, Edirne'de yetiyorsa, Kırklareli'de yetiyorsa oradaki üniversitede kalıp orada okuması gerekir öğrencinin. Yani öbür türlü de dediğimiz gibi her ikisinde yani diyoruz ki sevgili çocuklar, babalarınızın cebini de düşünün. Yani mutlaka Tekirdağ'da, artık. Öyle değil mi hocam? Elbette, Tekirdağ'da bir üniversite, sevdiğin bir bölümü, idare hedeflediğin bir bölümü kazanabiliyorsan o bölümde oku kardeşim. Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da, Ankara'da, şurada burada işin niye, yok. Niye gezeceksin? Yani çünkü Türkiye'nin alım gücü belli sevgili hocam. Yani bir vatandaş, bir devlet memuru atıyorum. İki tane çocuk okutuyor. İşte birisi üniversitede, birisi lisede mesela. E şimdi bu adamcağızın aldığı para belli, maaş belli. Yani bugün şu unutulmamalı ki şehir dışına üniversite okumaya giden bir öğrencinin aylık velisine maliyeti 1000 TL. Aynen, kesinlikle. E şimdi 1000 TL'yi adam maaşı 1000 TL ise ne yapacak kardeşim yani? Tabii. Yani bunları tabii ki bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi diyelim ki gitti çocuk farklı şeye. Aynı imkanları, aynı olanakları bulamayacak. Çünkü yani maddi destek de önemli bu anlamda. Ama kendi evinde olmuş olsa emin ol kendi bölümüyle ilgili araştıracağı zaman çok olacak. Derslerini ayıracağı zaman daha fazla olacak. Dolayısıyla bunlar çok daha önemli gerçekten. Yani ekonomik kriterler de elbette yani velinin halini, şeyini de düşünmek çok daha önemli. Yani babasının geliri nedir bunları da dikkate alması elbette gerekir yani. Evet, Huzeyfe Yavuz Yeğit diye bir izleyicimiz yazmış. Nereden yazdığını bilmiyorum. Konuları biliyorum fakat dikkatsizlik denen şey netlerimi birer birer alıp götürüyor. Bunu engellemek için sizce ne yapmalıyım sayın hocam? Sevgili Huzeyfe, geçen haftalarda biz aslında bunu konuştuk. İşlem hatası ve dikkat hatası yapan öğrencilerimiz ne yapmalı konusunu. Sana şunu öneriyorum. Hani doktorlar akşam yemeğinden sonra bir doz bu ilaçtan alırsan ağrıların geçer şeklinde bizlere briefingler veriyorlar ya. İşte ben de diyorum ki dikkat hatası ya da işlem hatası yapan bir öğrenci haftanın bir günü, bir saatini sadece bir yaprak test alarak eline ve o yaprak testi doğru ya da yanlış çözmeyi hedeflemeden ben bu yaprak testi dikkat hatası yapmamak için çözüyorum diyorsun ve göreceksin bu yapmış olduğun haftada bir yapmış olduğun bu antrenman, bu çalışma psikolojideki klasik koşullanma yolunu devreye sokarak senin dikkat hatanı yapmanı ya tamamen bitirecek ya da azaltacak diyoruz. Hocam çocuklarımızda bu tip kaygılar da var. Yani konuları biliyorum, dikkatsizlik denen şey. Yani öğrenci aslında probleminin farkında, sorunlarının evet. farkında ve bu sorunun ne ile sonuçlanacağını da çok iyi biliyor. Evet, yani ben katkı olsun diye ek şeyler söylemek istiyorum üzerine. Evet. Şimdi yani bu sizin söylediğinizin haricinde yapacağı şeyler de var. Öğrencinin dikkat hatası yaptığı şeylerden belli sebepler, belli nedenler var. Yani bunları da araştırması lazım öğrencinin. Yani mesela öğrenci soruyu küçümseyebiliyor mesela. Evet. Bu basit bir soru diyor. İşte ne yapıyor? Soruyu tam okumuyor. İşlem gerektiriyorsa işlemi tam yapmıyor. Mesela her soruyu önemsememiz lazım bizim. Yani ne kadar iyi olursak olalım konu noktasında her soruyu önemsememiz gerekiyor bir kere. Artı öğrenci soruyu
basittir diye kendi içinde zorlaştırmaya çalışıyor mesela. Yani bu kadar basit olmamalı. Yani işte altında başka şeyler aramaya başlıyor. Bu sefer yine işte ne yapıyor? Hataya düşebiliyor öğrenci. Bunun yanında mesela bir okuma hatası yapıyor öğrenci. Diyor ki işte okuma hatası yapmışım. Ya tamam da yani okuma hatası yaptın ama seni o okuma hatasına sevk eden mutlaka bir neden var. Yani işte oradaki bulunan ortam mı seni buna sevk etti? İşte daha önceki sorularda mı takılı kaldın? Geçen programda da bahsetmiştik. Ondan dolayı mı hata yaptın? Yani bunları iyi sorguladığımız zaman biz yani her hatamızın üzerinde gerçekten durursak, gerçekten araştırırsak ben o hataların çok minimize olacağına inanıyorum kesinlikle. Evet hocam, kısa bir ara vermemiş gerekiyormuş. Ondan sonra devam edelim. Değerli izleyiciler, çok kısa bir aradan sonra biz özellikle LYS'ye hazırlanan öğrencilerimizi ekran başında kalmalarını öneriyoruz. Programımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, bugün üniversite sınavına hazırlanan gençlerimizin hedeflerini konuşuyoruz. Gaziantep'te Kanal 5 merkezinde bir arkadaşımdan da bir uyarı aldım. O uyarıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. DGS başvuruları bugün saat 12'ye kadar, yani 24.00'a kadar devam ediyor. Dikey geçiş sınavına girecek olan ön lisans mezunu öğrenciler ATM'den parasını, sınav parasını yatırıp gece 24'e kadar başvurularını tamamlayabilirler. Eğer izleyicilerimiz arasında DGS başvurusu yapmayan ve bununla ilgilenen adaylarımız varsa bunun da uyarısını yapmakta fayda görüyorum. Evet, kıymetli hocam. Şimdi tabii ders programı yapmayla alakalı sorular alıyoruz. Yani evet, hedeflerimiz belli bir noktada düşebiliyor, alçalabiliyor, işte değişkenlik gösterebiliyor vesaire ama hatta izleyicimizin birisi sınava 18 gün kala hoş bir konu konuşmuyorsunuz demiş. Çocuklarımız ayın 11'ine kadar, ilk sınava kadar, işte Haziran'ın 2. 3. hafta sonları hep sınavlarla dolu. Evet. Sınav tarihine kadar, diyelim ki bir hafta, nasıl bir programlama içerisine girmeliler diye başlayalım. Evet, yani burada tabii ki öğrencilerin yani bir programdan ziyade öncelikli olarak eksiklikleri nelerdir? Nelerde problem yaşıyor? Hangi derste işte daha fazla sıkıntıları var? Yani bunları belirleyip bunları üzerinden bir programlama yapabilir ancak öğrenci. Hani genel bir ders programı, ders çalışma sistemi, yani şu saat itibariyle işte şu kalan zaman dilimi içerisinde çok da şey değil, çok anlamlı değil aslında. Yani biz özellikle eksik olduğumuz derslere ağırlık verip eksiklerimizi iyi belirleyip onlar üzerinden gidersek daha karlı bir süre ve süreç geçirmiş oluruz diye düşünüyorum ben. Yani hangi ders olursa olsun konuları belirleyip onları üzerinde dediğim gibi bir tekrar yapıp işte bol bol soru çözüp hatta yani bazı derslerde işte yani eksikliğimiz çok fazlaysa şu süreç içerisinde işte fazla soru çıkan bir konu belirleyip oradan bir konu öğrenilebilir. Ben özellikle mesela matematiği iyi olmayan öğrencilerde bunu zaman zaman özellikle bu zamanın kısa olduğu dönemlerde söylediğim şey mesela bir matematikten öğrencinin çok çok eksiklikleri var. Şu süre içerisinde çok eksiklik kapatılamaz belki ama işte matematikte bir konu öğrenmiş olsa mesela öğrenci atıyorum 3 soru çıkmış olsa ciddi bir kazanç sağlar kendisine. Yani böyle bir pragmatik bir faydacı bir şeyle yaklaşması gerekiyor öğrencinin yani şu dönem içerisinde. Evet, o faydacı yaklaşımı da ben şöyle biraz daha açmak istiyorum. Futbol takımları, futbol kulüpleri büyük maç öncesinde
yani çok önem verdikleri işte derbi maçı dediğimiz maçlar öncesinde teknik direktörleri, antrenörleri tarafından kampa kapatılırlar. Evet. Ve bu kampta futbolcuların elinden telefonları dahi alınır. Evet. Ya da işte futbolculardan herhangi birisi idmanda bir yanlış tavır, hareket sergilediyse direktör onun öğle yemeğini dahi kesebilir. İşte bu tip şeyler görüyoruz spor müsabakalarından önce. Aslında burada futbol kulüplerinin insan psikolojisini çok iyi bildiğini ben söylüyorum. Kesinlikle. Şimdi derbi maçına çıkmadan önce o maçı yapacak olan futbolcular eğer bir yere kapatılıp sadece ve sadece o maça odaklanmaları sağlanıyorsa ve bunun adı da kampsa, üniversiteye hazırlanan adaylarımız bunu yapsınlar kardeşim. Evet, tabii tabii. Yani bu gerçekten eğitim bilimleri adına da, insan psikolojisi adına da naçizane benim önerim, fikrim budur. Gerçekten faydalı bir uygulama. Yani 1 Haziran tarihine kadar üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz, adaylarımız elinden geleni yaptılar. Elinden geldiğince konu eksikliklerini kapattılar. Kesinlikle. Ama bu haftadan, bugünden itibaren artık çocuklarımız kendini kapatsınlar, kampa kapatsınlar. Ve bu kampta kısa metrajlı film çevirir gibi böyle bilgi kıskançlığı sendromuna girmemeleri adına, ben bu işi unuttum, yapamayacağım, edemeyeceğim çok, çok dememeleri şükür. Adına kesinlikle. Kısa kısa konu tekrarları yapmalarında fayda görüyorum. Kesinlikle. Yani şimdi bu tabii ki kamp dediğimiz şeyi eğitim sisteminde biz yıllarca aslında karşılaştığımız, duyduğumuz bir şey ama bunun çok sağlıklı yapmayanlar falan eğitim sisteminde biz çok karşılaştığımız için kamp şeyi bana biraz şey geliyor. Yani itici bir şey geliyor. Yani içerik anlamında, şey anlamında elbette doğru, kesinlikle söylediğiniz şey doğru. Ama karşılaştığımız olumsuz örnekleri de hep kafamızda bir soru işareti tabii ki. Yani biz her şeyin gerçekten işte pratik anlamda fayda sağlayan yönlerini gerçekten işte kamptır deyip farklı bir sürü işte öğrenciyi bir anlamda tatmin eden, veliyi tatmin eden veya sadece reklam olsun diye yapan birçok şey olduğu için ondan dolayı çok da evet, yani şey burada geldi. Tabii özel öğretim kurumlarının maalesef yani bugüne kadar yaptığı hatalardan bahsediyorsunuz yani, aslında evet yani kamp yani adı buna, altında buna çok farklı şeyler lazım. Yapılıyor lakin benim bahsetmeye çalıştığım şey kişinin bireysel olarak bireysel meseleye anlamda. Odaklanması. Yani varsa eğitim kurumunu doğru yönlendiriyorsa elbette o da yapanlar elbette var ama şimdi Ramazan ayı yaklaşıyor. 15 gün, 14 gün kaldı sanırım değil mi? 17 Haziran'da inşallah ilk oruçlar tutulacak. Evet. Şimdi Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Efendimiz'in itikafa çekilmesi adeti var. Yani evet mescide. Evet mescidine kapanıp bir hurma bir hırka mantığı vardır ya. Evet. Bir hurma bir hırkayla itikafa çekilip orada Allah'a odaklanma felsefesi var. Evet. Şimdi bu yani aslında nebevi bir metot. Meyvelerini orada daha fazla toplama. Birkaç ay önce Peygamber Efendimiz'in eğitim metodu diye bir program yapmıştık. Orada aslında konuşmamız gereken meselelerden birisi buydu. Unutmuşuz demek ki. Şu an aklıma geldi. Yani itikafa çekilme nebevi bir metotsa işte Ramazan ayının son 10 gününde artık o sağanak sağanak yağan rahmetten, o rahmetten o şekilde faydalanmışsa sevgililer sevgilisi demek ki burada odaklanma hususunda bir mantalite var, bir anlayış var diye düşünüyorum. Yani tabii ki teşbihte hata olmaz. Yani LYS'de hiç kimsenin üstüne rahmet yanmayacak sağanak sağanak ama bu bir nebevi metot, bir odaklanma mantalitesi, odaklanma anlayışı. Bireysel olarak odaklanılsın ama siz de diyorsunuz ki hocam adam alıyor dershanesi, okulu, şusu busu Fethiye'ye kampa götürüyor i̇şte çocuğu. Kamp diyor yani. Buna karşıyız yani, biz canım. Yani işte. Sınava bir hafta kala öğrenciyi Fethiye'ye, evet. Muğla'ya, şuraya kesinlikle. Buraya götürüp de odaklayamazsınız. Yani. Mümkün değil yani. Odaklayamazsınız. Kesinlikle. Yani bireysel anlamda veya da işte grup olabilir
veya işte bir öğretmen gözetiminde olabilir bu. Tabii ki bunlar önemli. Yani biz her şeyin işte belki programın başında verdiğim örnek vardı. Yani biz bir yarış içerisindeyiz. Yani biz bu yarışın sonuna kadar çarpmalıyız. Hatta işte yine maraton şeyinden örnek verirsek yarışın sonu nedir? Herkes daha hızlı bir şekilde yani enerjisinin tamamını kullandığı nedir? En zirve performansı gösterdiği an. İşte sınav da yaklaştığı bu dönemde şimdi, en zirve şeyinde olmamız gerekiyor. İstanbul'dan bir izleyicimiz Ömer Furkan Erdoğan demiş ki hocam ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Kamptan yeni çıktım. İnsan psikolojisi adına çok zor geçiyor hocam. Sadece ders bir anda baskı oluyor. Buna alternatif bir sistem var mıdır? Şimdi bahsettiğiniz mesele bu aslında. Yani Ömer Furkan kamptan çıkmış bir öğrenci ve ciddi bir baskı hissettiğini düşünüyor. Evet. Ve o baskının kaygı oluşturduğunu düşünüyor vesaire. Burada tekrar tekrar altını çizelim. Yani kamp insan zihninde geliştirilen bir odaklanma. Bizim kastettiğimiz bu yani. Hani kamp böyle bir sınırları olan işte bir odağıma da böyle bir şey değil yani bizim söylediğimiz. Veya işte bir belli bir mekansal anlamda bir kamptan bahsetmiyoruz aslında. Şimdi biz hocam bir izleyicimiz diyor ki hocam sınava oruçlu mu girelim, oruçsuz mu girelim? Şimdi zor bir soru değil mi? Evet. Yani tabii ki şu önemli. Yani kişi hani biz daha önce de belki bahsettik bununla ilgili de sınava yakın bir zamanda alışkanlıklarımızı, şeylerimizi değiştirmemeyle alakalı bir şey aslında bu. Yani biz oruç tutan bir kişiysek elbette oruçlu gireceğiz yani. Yani sınav günüdür diye işte orucu bırakmanın, söylemenin bir anlamı yok yani. Zaten sınav sabah saatlerinde olan bir şey. Dolayısıyla hani böyle iftara yakın bir saatlerde falan olsa deriz ki belki biraz daha fazla etkiler falan. Yani tersini bile yaşayabilir öğrenci. Yani psikolojik anlamda ben oruç da tutmadım bugün. İşte bunun olumsuzluğu benim üzerimde olabilir mi gibi bir şey de yaşayabilir. Yani öğrenci eğer oruç tutan bir kişi ise, oruçunu tutuyorsa normal zamanlarda sınav gününde de bence oruç tutuyor olması lazım kesinlikle. Vallahi hocam yani yekten söylemek lazım. Orucu bırakmak yani, bir defa. Şimdi canım, o yani adete, şey o yani. Geleneğe öyle sadık bir, şey bir bireysen orucu bıraktığın anda zaten tüm dünyanın alt üst olur. Yani, tabii şey bunu yani. Oruç tutan izleyicilerimiz gayet iyi anlayacaklardır yani. Bizi. Yani psikolojik men ne bizi rahat ettirecek o manevi şeyler çok önemli. Rahat edemezsiniz. Manen yıkık çökük yani, bir halde girersiniz. Tamamen geri düşürür yani. Şey. Onun için sınavda orucunuza niyetlenip bozmayın sevgili öğrencilerimiz, kesinlikle. Kardeşlerimiz. Yani bu hakikaten zor bir soru aslında. Yani ama orucu cidden çok zor tutuyorsanız da ve bu sizin geleceğinizi ciddi anlamda etkileyecek bir psikolojiye büründürecekse de orada da ya, takdir sizin. O zaten hani yani biz tabii din adamı şey değiliz ama elbette. Zaten yani bir kişi oruç tutmakta zorlanıyorsa zaten onun işte şeyleri vardır zaten. Yani normal kolaylığı zaman içinde bir, yani onun için kolaylığı bir kolaylığı şey mutlaka vardır zaten. Ama biz yine de sorulan soruya oruçlu olun kardeşim kesinlikle, diyelim. Yani o ciddi kesinlikle, bir vebaldir çünkü. Kesinlikle. Bu evet öyle bir durum söz konusu oldu. Yani bu sene LYS'lerin hepsi de pardon işte ilk haftası ikinci değil haftaki de ikinci haftaki sınavlarda oruçlu çocuklar olacak, oruç olacaklar. İnşallah Allah yardımcılar olsun. Ya elbette yani. O yani manevi moral çok daha önemli yani. Öğrenci oruçlu girerse çok daha faydasını görür bence. İnşallah. İnşallah. Öyle ümit ediyoruz. Yani sahurdan sonra da yatmasınlar. Yani, gayet dinç bir şekilde, yani. Rahat bir şekilde. Zaten sabah sınav yani baktığınız zaman. İşte yani. Dediğim gibi iftar vaktine yakında değil yani zaten sınav. Değil mi? Dua etsinler ki iftar vaktinde değil yani, sınav. Yani öyle değil yani. En azından o şekilde mutlu etsinler kendileri. Yani, peki hocam, su ürünleri fakültesinde okuyan bir çocuk ne olur? Yani öğrencilerimizde böyle bazı uç hedefler olabiliyor. Yani
Evet, tercih edilmeyen bir alanı, tercih edilmeyen bir alandan bahsederim yani, anlamında. Su ürünleri fakültesi ya da işte evet. Ne olabilir? Antropoloji bölümü, işte arkeoloji bölümü. Evet. Yani bu tip bölümlerde öğrenci geleceğini nasıl şekillendirmeli? Böyle evet. Bir tercihte bulunmalı mı sizce? Şimdi yani bir şeyi ben bunu öğrencilere çok sık vurguladığım ve söylediğim bir şey. Gerçekten istediğimiz bir bölümse, su ürünleri bizim gerçekten istediğimiz bir bölümse, biz orayı severek okuyacaksak, o alana ilgimiz varsa gerçekten, emin olun yani her şeyi hani maddi şeyler çok önemli oluyor ya bizim evet. Toplumumuzda özellikle bu tercih noktasında. Emin olun istemediği kadar para kazanabilecek konuma gelebilir. Yani su ürünleri dediğimiz zaman işte bir su ürünleriyle işte bir balık çiftliği, bir balık şeyi düşünün. Yani sen bu alanı seviyorsan, bu alanda yatırım yapma imkanın varsa, bu alanda bir işletme açma imkanın varsa tabii ki başarılı olabilirsin. Yani tersini de söyleyebiliriz biz. Yani en iyi bir bölüm olsun, yani iş garantisi olan bir bölüm olsun. Yani biz orayı sevmiyorsak, o mesleği benimsemiyorsak, yani onu ömür boyu sürdürebilmemiz imkanı yok zaten baktığımız zaman. Onun için hangi bölüm olursa olsun kazandığı andan itibaren öğrenci o bölümün inceliklerini, o bölümün ayrıntılarını, o bölümün avantajlarını eğer araştırarak, kendini o yönde geliştirerek eğer o bölümü okursa, hangi bölüm olursa olsun ben kesinlikle iş bulabileceğini ve geleceğini işte nedir sürdürebilecek bir konuma, potansiyele gelebileceğini düşünüyorum. Hangi bölüm olursa olsun. Yani su ürünleri en işte tercih edilmeyen birçok şeyde kapanan bölüm olması itibariyle sizin sorduğunuz doğru evet. Bir şeydi. Yani o olsa, hatta farklı bir bölüm olsa bence dediğim gibi kendini yetiştiriyorsa zaten her bölüm böyle. Yani biz isteyerek gittiğimiz bir bölümde sadece bir diploma almamız acaba bizi ömür boyu çarpacak mı? Yani iş garantisi olacak mı? Veya bir mutluluk getirecek mi bize acaba? Bunları iyi sorgulamak lazım. Ya yani. Tabii şimdi üniversiteyi kazanmak ya da üniversiteyi kazanma arzusunu yaşadığınız süreçle üniversitede okuduğunuz süreç çok farklı. Çok farklı. Yani dünyanın en iyi üniversitesinde de okusanız, Türkiye'nin demiyorum dünyanın, eğer kendi donanımınızın üstüne donanımlar koymamışsanız, yani daha özet bir ifadeyle kendinizi geliştirmemişseniz, evet. Sistem içerisinde eriyip giden bir öğrenci moduna girmişseniz, hangi bölümde, hangi üniversitede okursanız okuyun, 4 yıl sonra işsizler ordusunun içerisinde birer nefer olursunuz. Aynen. Yani üniversiteye hazırlanırken sergilenen performansın emin olun yarısı üniversite okunurken sergilense bugün Türkiye çok farklı yerlere gelecek. Kesinlikle. Yani biz çocuklarımızda hep şunu görüyoruz. Hocam sınav bir geçsin, bu üniversiteyi kazanayım, kendimi Kızılay Meydanı'ndaki havuzun içerisine atacağım gibi. Yani evet. Bir yıl yatacağım. Bir yıl yatacağım hocam. Kitap evet, yüzü yani açmayacağım hocam. Şey, evet. Şimdi insan fıtratına aykırı bir hedef bu aslında. Kesinlikle. Şunu hedeflemeliyiz. Yani hocam ben üniversite sınavını kazandıktan sonra da yine bu performansla çalışıp donanımın üstüne donanım ekleyeceğim. Dersek eğer çıktığınız zaman üniversiteden belirli bir yere gelebilirsiniz evet. Diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Yani şimdi yani bizim ülkemizde kurulan bölümlere, şeylere baktığımız zaman yani şu olmamıştır. Yani hiçbir ihtiyaç, hiçbir alanı olmayan bir bölümü durup dururken kimse açmamıştır yani. Her bölümün bir alanı vardır kesinlikle. Ha bazılarının alanı daha avantajlıdır, bazılarınınki daha dezavantajlıdır. Ama biz dediğim gibi işte birinci sınıftan itibaren kazandıktan hemen ertesinde o bölümle ilgili ciddi donanıma sahip olursak, ciddi araştırmalar yaparsak, kendimizi o yönde geliştirirsek emin olun hangi bölüm olursa olsun bence o tür öğrenci kesinlikle iş bulur. Her alanda iş bulur yani. Sıkıntı yaşayacağını da ben düşünmüyorum yani çoğu. Onun için yani biz ne okuduğumuz değil, nasıl okuduğumuz çok daha önemli aslında. Nasıl okuduğumuz önemli. Yani nasıl bir üniversite okuyoruz? Üniversitede neler yapıyoruz? Hangi etkinliklere katılıyoruz?
Ben şunu düşünüyorum. Yani şunu duyduğum eğitimciler oldu. Yani çok amiyane bir tabir ama üniversiteye merkebi bağlasanız mezun olur. Diyen insanlar tanıyorum ben. Yani bu ne kadar yanlış bir şey. Çok söylenen bir şey maalesef. Siz üniversiteye girmek için bir mücadele veriyorsunuz ama hayatınız boyunca ekmeğini yiyeceğiniz mesleğinizi öğrenmemek adına hırs yapıyorsunuz. Öğrenmemek adına hırslanıyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir büyük bir hata. Kesinlikle. Ona dikkat etmeleri ya, lazım. Şu da önemli tabii ki. Yani bizim işte üniversitelerimizdeki önemli eksiklikler var tabii ki. Yani öğrenciyi işte alanıyla ilgili yetiştirirken sadece kitabi bilgi üzerinde işte bir öğrenci yetiştirme var maalesef. Yani birçok üniversitemizde imkanlar şöyle değil. Yani alanı, sahayı, uygulamayı beraberinde şey yapsak aslında çok daha donanımlı, çok daha işte iyi insanlar, iyi öğrenciler yetiştirmiş olacağız ama maalesef o imkanlar çok, her üniversitede en azından bu imkanlar yok şu anda baktığımız zaman. Yani üniversitelerde de aslında bir garabet var değil mi bu bağlamda? Kesinlikle. Maalesef. Yani sadece kitap üzerinden okuduğuyla öğrenci üniversiteden mezun oluyor. Kitap üzerindeki bilgilerle işte bir bölümü, bir mesleği bitiriyor öğrenci. Pratik hayata geçtiği zaman bambaşka bir şeyle karşılaşıyor yani öğrenci. Dolayısıyla yani uygulama çok önemli. Yani bizde uygulamalar ciddi anlamda eksik üniversitelerde baktığımız zaman. İşte uygulamalar sürekli teorik bilgi noktasında. Teorik işte kitabı, kitabı bilgi noktasında yani. Bir şeyler yüklenilmeye çalışılıyor. İşte onun uygulamasını görmüyor yani öğrenci. Uygulamada şimdi, görmüyor baktığımız zaman. Geçtiğimiz ay bizim programımızdan önce Pakistan Yönetim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü bizlerle tanıştı sağ olsunlar. Ben üniversitenin rektörüne şunu sordum. Dedim ki hocam Türkiye'de eğitim politikası adına, Türkiye'de eğitim sistemi adına gördüğünüz en büyük yanlışlık nedir? Neticede dışarıdan bir üniversitenin dışarıdan Pakistan'da çok ciddi isim yapmış bir üniversitenin rektörü. Bana tek cümleyle şunu söyledi. Dedi ki sizin eğitim sisteminizde pratik bilgi yok. En büyük eksikliğiniz bu. Aslında çok garip. Yani evet. Pratik bilgiye önem vermiyorsunuz. Yani sadece kitabi bilgi, teorik bilgi üzerinde, kitaplar üzerinden çalışıyorsunuz. Evet. İşte ben şunu biliyorum hocam, toprağa el değmeden Ziraat Fakültesinden mezun olan insanlar var. Maalesef. Ya da işte öğrencinin burnunu silmeden Eğitim Fakültesinden mezun olan öğretmenler var. Evet. İşte ne bileyim yani bir sürü sağlık lisesi bir var. Bir işletme görmeden, Türkiye'de, işletme mezunu olan var işte. Yani adam iğne yapmadan, işte bir kan almadan hemşire olabiliyor. Yani ki Pakistan'dan demek ki biz öyle görünüyoruz. Evet. Maalesef. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Peki hocam, son olarak böyle bir toparlayacak olursak. Çocuklarımız hedefleri noktasında sınava bir hafta kala, 10 gün kala hangi noktada dursunlar? Hangi noktada durmaları onlara zarar vermez? Böyle birkaç cümleyle alıp programımızı yavaş yavaş kapatalım. Yani bence şu işte çok kısa sürede hedefi şöyle çarpmak lazım. Ben netlerimi birkaç net yukarıya nasıl çıkarırım? Yani aslında böyle bir hedef. Yani şu süre içerisinde ben işte matematikten 3 net yapıyorum, bunu nasıl 5 nete çıkarabilirim? Veya işte Türkçedeki işte edebiyattaki işte 40 soru netini nasıl 45'e çıkarırım? Bence böyle hedefler üzerinde durması çok daha mantıklı gelir diye düşünüyorum. Yani şu kalan bir 10 günlük, bir haftalık süre içerisinde mesleki hedefleri çok da göz önüne almadan böyle hedefler koyması çok daha uygun olur diye düşünüyorum yani. Evet, ümit ediyoruz. Evet. Herkesin sınavı iyi geçer. İnşallah. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biz başka bir programda inşallah. İzleyicinin huzuruna inşallah çıkarız birlikte. Evet değerli izleyiciler, yine bir önce eğitim programının sonuna geldik. Biz bugün öğrencilerimizin hedeflerinin değişkenliği üzerinde durduk. Ara ara konularımızı dağıttık ama ben
konuştuğumuz her bir konunun, cümlenin bu alanda çalışan iki eğitimci konuştuğu için faydalarınıza, takdirlerinize sunuyoruz. Faydalanacağınızı da ümit ediyoruz. Ümit ederek konuştuk. Malumunuz pazar günü, 7 Haziran pazar günü Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi imtihanından geçecek ve inşallah ümit ediyoruz ki pazar akşamı bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Hepimizin oyu, tüm milletin oyu, oylarımız hayırlara vesile olsun diye ümit ediyoruz, duacı oluyoruz. İnşallah 8 Haziran sabahında da yepyeni bir Türkiye ile, efendim, daha güzel, daha demokratik, daha sosyal bir ülke ile pazartesi sabahına uyanırız diyoruz. Biz önümüzdeki hafta perşembe günü saatler yine 20.30'u gösterdiğinde Kanal 5 ekranlarından evlerinize konuk olacağız efendim. Haftaya perşembeye de görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.